Merhaba değerli izleyiciler. Tekrar bir programda daha birlikteyiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarak sohbetime başlamak istiyorum. İslam dini ibadetlerden ibaret değil. İbadetlerle birlikte İslam dininin genel emirleri içinde sosyal ve ahlaki emirler de iç içedir. Yani tek taraflı bakmamak icap eder. Bugün ondan bahsedeceğiz. Bu Türk tasavvuf geleneğinde İslam ahlakı bir bütün olarak özetlenmiş, elle belle ve dile sahip olmak şeklinde formüle edilen bu ahlakı biz Kur'an'la ve hadislerle bugün irdelemeye çalışacağız. Önce Bakara suresinin 83. ayetini birlikte bir görelim. Orada Cenab-ı Hak bize neler söylüyor. Buyuruyor ki Allah Teala ve idhalna mitaqa bani İsrail, biz vaktiyle İsrail oğullarından da söz aldık. Tıpkı sizden söz aldığımız gibi şu konularda ben bütün kullarımdan, peygamber gönderdiğim bütün insanlardan söz aldım. Ne olarak? La ta'budune illallah. Allah'tan başkasına kul köle olmayacaksınız. Allah'tan başkasına boyun eğmeyeceksiniz. Allah'tan başkasına teslim olmayacaksınız. Allah'tan başkasından istemeyeceksiniz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Başka? Ve bil valideyni ihsana, anne ve babanıza iyilikte bulunacaksınız diye söz aldım. Bakın bu da önemli. Olumsuz bir şekilde söylemiyor Cenab-ı Hak. Yani annenize babanıza iyilik ve kötülük etmeyin demiyor bize. Öyle bir ihtimal bahis konusu bile edilmiyor. Annenize ve babanıza iyilik edin diye söz aldı bizden Cenab-ı Hak. Yani bir insan annesini veya babasını dövmüyor diye, ona kötülük etmiyor diye iyi bir evlat olmaz. İnsan annesine ve babasına ekstradan iyilikler yaptığı zaman, gerekli ihtimamı gösterdiği zaman iyi evlat olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizden ve bil valideyni ihsana, anne ve babanıza iyilikte bulunun. Onlara sürekli iyilik yapın. Yani onları mutlu ve memnun edecek ne lazımsa onu yapın. Nitekim Efendimizin ifadesiyle cehennem ana babanın gazabındadır, cennet ana ve babanın rızasındadır buyuruyor. Yani ana ve baba razı olmadıktan sonra bir evlat Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kurtuluş bulamaz. Bu kadar önemli bir şey. Yani dikkat ediyorsanız Allah'a ibadetten sonra kulun, Allah'a kul olmaktan sonra müminin en fazla ihtimam göstereceği ve mümin için en önemli görev sırası anne ve babaya iyilik etmektir. Başka kime iyilik etmek üzere söz aldı Cenab-ı Hak? Vedil kurba, yakın akrabaya, bütün akrabalara, yakınlara. Bu kan bağı olan insanlardır. Sıhriyet bakımından evlilik yoluyla meydana gelmiş akrabalıklardır. Bütün akrabalara. Allah'tan başkasına kulluk etmemek, ana babaya iyilik etmek, akrabaya iyilik etmek, yetimlere iyilik etmek, çalışabilecek durumda olmayan ihtiyaç sahiplerine iyilik etmek hususunda Allah'ın bizden almış bir sözü vardır. Bir de وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, bütün insanlara, sevdiğiniz, sevmediğiniz, tartıştığınız, tartışmadığınız, bütün insanlara güzel söz söyleyin, güzel konuşun, insanlarla güzel konuşun. Gördüğünüz gibi bu sosyal içerikli emirler öncelik alıyor Allah'ın emirlerinde. İşte ana babaya iyilik, akrabaya, çevreye, dosta, eşe dosta, fakire, yetime iyilik. Sonra insanlarla güzel konuşmak, ki bu bir sanattır, bir önemli bir özelliktir. Ondan sonra ve yakimus salah ve atuz zeka, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin diye söz aldım. Yani genel olarak baktığımızda İslam dininin emirleri, Kur'an'ın emirleri gelmeye başladığında, mesela namaz emri gelmeden, zekat emri gelmeden, oruç emri gelmeden, hac emri gelmeden önce mesela birbirinize zulmetmeyin emri gelmiştir. Birbirinizin hakkından aleyhinde konuşmayın emri gelmiştir. Ve sözlerinize sadık kalın emri gelmiştir. Yani İslam dininin ana amacı
ahlaki bütün bireyler oluşturmaktır. Bunu oluşturabilmek için de ibadetler sadece o ahlaki olgunluğa ulaşabilmenin birer aracıdır. Yoksa asıl amaç insanın olgun ve kamil bir insan haline gelmesi, bulunduğu ortamda kendisinden yarar sağlanılan, asla bir zararına muhatap olunmayan bir insan haline getirmektir. Şimdi Türk tasavvuf geleneğinde şu ilahi emirleri formüle etmişler ve İslam ahlakını eline, beline ve diline sahip olmak şeklinde özetlemişlerdir. Şimdi eline sahip olmaya bir bakalım Kur'an açısından. Eline sahip olmak, bir, kazancına dikkat etmek. Yani elle kazandığımız yiyeceklerimize ve giyeceklerimize dikkat etmek. Haram yemekten uzak durmak. İki, başkalarına zarar vermemek, şerrinden emin olunmayan kimse durumunda olmamak. Başkalarına eliyle zarar vermemek, şerrinden emin olunmayan kimse konumuna düşmemek. Dile sahip olmayı da şöyle özetleyebiliriz, sonra ayetlerle, hadislerle takviye edeceğiz. Bir, yalan konuşmaktan. İki, gıybet etmek ve çekiştirmekten. Üç, alay etmek ve hakarette bulunmaktan. Dört, kovuculuk ve ara bozuculuk yapmaktan. Beş, sövmek ve galiz ifadeler kullanmak gibi çirkin sözlerden uzak durmak. Bu da dile sahip olmada dikkat edilecek hususlar. Bele sahip olmak ise bir, şehvet düşkünlüğünden korunmak. İki, hayasızlığın gizlisinden de açığından da sakınmak. Üç, gayri meşru yani nikahsız cinsel ilişkilerden uzak durmak. Dört, gözü her türlü haramdan uzak tutmak. Şimdi elle ve bele, elle, dile ve bele sahip olmak, bunları zapt-ı rapt altına almak, bu maddeler çerçevesinde ancak mümkün olabilir. Yani yalan konuşan bir adamın ben dilime sahibim, dilimi koruyorum deme gibi bir imkanı yok, olmaz. Yani diğer şeylerde de aynı hükmü verebiliriz. Şimdi bunların her biri hakkındaki ayetlere ve hadislere bir bakalım. Elle sahip olmak. Ne demiştik? Demiştik ki kazancına dikkat etmek, helalinden yemek. Ya eyyühellezine amenu külü min tayyibati ma razaknakum. Ey iman edenler, size verdiğim rızıkların helalinden ve temizinden olanı yiyin. Bir defa emir bu. Yani elinizi harama bulaştırmayın. Ya eyyühellezine amenu la te'kulu envalekum beyneküm bil batıl. Ey iman edenler, gene iman edenlere, aranızda mallarınızı şu veya bu şekilde oyunlarla, batıl yollarla, bu kumardır, bu başka türlü hilelerdir, bu gafletten yararlanmaktır. Herhangi bir yolla hiçbir şekilde malınızı yemeyin. Aranıza malınızı yemeyin. Çünkü herhangi birinin yemesini, malını yemek demek, onu öldürmek demektir. Veya onun seni öldürmesi demektir. Yani batıl yol olmayan yol var mı malımızı yemek için? Var. İlla en tekune ticareten an teral. Yani birbirinize olan gönül rızasıyla ve alışveriş maksadıyla yapılan hariç, onun o batıl bir yol değil. Onun dışındakiler batıldır. Eğer batıl yolla yerseniz birbirinizin mallarını, o yemeyin ve la tekturu enfusekum ve birbirinizin ölümüne neden olmayın. Yani kendinizin ölümüne veyahut da malını yediğin kişinin ölümüne neden olmayın. Zaten yani toplumumuzda gördüğümüz gibi hep mal kavgalarından dolayı insanlar en yakın akrabalarını bile çekinmeden öldürebiliyorlar. Niye? Çünkü bir tecavüz, mal tecavüzü söz konusu olduğunda ölüm de ne yazık ki mukadder olur. Niçin bunları size Allah söylüyor diye bize sanki soruyor. Niye böyle söylüyorum? Niye bu size diyorum ki mallarınızı batıl yollarla yemeyin ve
bu vesileyle birbirinizin ölümüne neden olmayın. Niye diyorum bunları? İnnallâhe kâne biküm rahîmâ. Şüphesiz Allah size çok acıdığı için böyle söylüyor. Size merhamet ettiği için, sizin doğruyu bulmanızı istediği için Allah size böyle emrediyor. O çünkü merhamet sahibidir ve merhamet ediyorsa, size acıdığı için diyor ki, mallarınızı batıl yollarla heder etmeyin ve ölümlere neden olmayın. Bu önemli bir el kontrolü demektir. Yani birinin malını yemek önemli bir elin kontrolsüzlüğü anlamına geldiğini görüyoruz. وَلَا تَقْتُولُ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاكُ Çocuklarınızı, yani bu ana rahminde olan çocuk olabilir, doğmuş olabilir, fakirlikten dolayı ben bunları doyuramam endişesiyle de çocuklarınızı da öldürmeyin. Yani elin yaptığı işlerden bir tanesidir bu. Çünkü nahnu narzukukum ve iyyahum, sizi de rızıklandıran, onlara da rızık veren benim, onları öldürmeyin. Yani bundan da şunu anlıyoruz, ana rahmine düşmüş ceninin günü ne olursa olsun hiçbir şekilde alınamayacağının ana temelini oluşturur bu ayette. وَلَا تَقْتُولُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ İnsan ölümleri de, öldürmeler de genelde elde oluyor, döverek oluyor, vurarak oluyor. Allah'ın meşru bir zemin olmadan Allah'ın haram kıldığı bir cana da kıymayın. Bu insan canı olur, hayvan canı olur. Meşru kıldığı nedir? Ya kanunen verilmiş bir ölüm cezası var, onu öldürmenin bir mahsuru yok, o istisnadır. Yahut da savaş halinde olduğunuz insanlardan, karşı taraftan birini öldürmekte de bir haklılık söz konusu olduğu için. Bu ikisinin dışında hiçbir şekilde cana kıymayın. Bunu hayvanlara da teşmil edebilirsiniz. Yani hayvanları da öldürmeyin demektir bu aynı zamanda. Yani burada gördüğümüz gibi elimizi kontrol altına almak demek, elimizden birisinin zarar görmesini önlemek demektir. Zaten Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama birisi geldi, arkadaşlarından sordu. Ya Resulallah, en faziletli Müslüman kimdir diye soruyor. En faziletli, yani böyle gıpta edebileceğimiz, örnek alabileceğimiz ve Allah'ın birinci sıraya koyduğu Müslüman kimdir? Efendimiz buyuruyor, El-Muslimu men selim el-Muslimune min lisanihi ve yedih. Bunu lisan kısmında da söyleyeceğiz ama burada da özellikle vurgulayalım. Elinden ve dilinden. İşte bu konuyla ilgili. Özellikle elinden emniyet ve güven içinde olan insanlar varsa, insanlar, tanıdığı insanlar bir adamın elinden ve dilinden emniyette ve güvendeyse, onun elinden ve dilinden onlara bir zarar gelmiyorsa, o en faziletli Müslümandır. Gerisinde iş yok. Yani eliyle veya diliyle birisini rahatsız eden Müslümanında hayır yok. Buraya kadar insanın eline sahip olmasının ahlaki bir erdem olduğunu, bu aynı zamanda Allah'ın da bir emri olduğunu ve insan toplumun huzuru içinde gerekli olduğunu görmekteyiz. Dile sahip olmak nedir? Biraz önceki ayette söyledik. وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَ Bütün insanlarla güzel konuşun. Yani sözün en güzelini, zaten Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e, sana yardım için gelenlere sen bir şey veremeyecek olsan bile bari güzel bir söz söyle onlara. Yani elinde bir imkan yok ama güzel bir söz söyle. Çünkü güzel söz zamana göre bir dünya mal vermekten daha fazla mutlu eder insanı. Yani güzel söz öyle bir şeydir ki, şimdi 90 yaşında bir insana ne kadar da delikanlısın deseniz, bunun doğru olmadığını bile bile hoşuna gider. İşte güzel söz de bu. En önemli ayrıcımız da şu olacak. Bize söylendiği zaman bizi mutlu eden her söz güzel sözdür. Biz de onları kullanacağız. Bize söylendiği zaman bizi rahatsız eden her söz kötü sözdür. Ondan da uzak duracağız.
Ancak dili korumak bakımından, dili zapturapt altına almak bakımından öncelikle az konuşmayı yeğlemek gerekir. Az ve faydalı konuşmayı yeğlemek gerekir. Yani her konuda konuşmamak gerekir. Şimdi bakıyorsunuz mesela bir adam çıkıyor televizyona, futboldan bahsediyor, ertesi gün dinden bahsediyor, başka bir gün siyasetten bahsediyor, başka bir gün de tarihten bahsediyor. Demek ki hepsi yalan. Yani çünkü bir insanın bu kadar şeyden bahsetmesinin imkanı yoktur. O boş konuşandır ve zaten boş konuşan insanların Cenab-ı Hakk'ın nezdinde bir değer taşımadıklarını, çünkü değer taşıyan müminleri sayarken وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ diyor Cenab-ı Hak. Yani boş şeylerden uzak dururlar bu halis müminler. Oradan da anlıyoruz ki boş şeyler konuşanlar Allah'ın sevebileceği müminlerden olamazlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söyleyen, inandığını iddia eden insan fel yekul hayran, ya hayırlı bir şey konuşsun, evli yasmut, ya da susun. Yani bakın, Allah'a ve peygambere iman etmenin dilimize kadar nasıl sirayet ettiğini görüyorsunuz. Allah'a ve peygambere iman eden insan ya hayırlı bir şey konuşacak ya da susacak. Üçüncüsünü yaparsa o zaman Allah'a ve ahiret gününe iman konusunda bir zafiyet söz konusudur demektir. Allah'a ve peygambere hakkıyla iman, ahirete hakkıyla iman etmiş olan kimsenin ağzından kötü söz çıkmaz, çıkmamalıdır. Çıkarsa o iman konusunda bir sorun var demektir. Efendimiz buyuruyor gene اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِذُ الْفَاحِشَ الْبَذ۪ي Allah Teala çirkin, kötü ve iğrenç sözlü kimselere buğz eder. Yani kızar. Onlara rahmetini esirger. Kime? Çirkin, kötü ve iğrenç sözlü insana. Böyle Müslüman var mı? Demek ki var ki, var ki Cenab-ı Peygamber özel olarak üzerinde vurgulayarak diyor ki Allah Teala çirkin, kötü ve iğrenç sözlü kimselere buğz eder diye söyle diye ferman buyurmuştur. Yani mümin ne yapacak? Mümin Allah'a ve ahiret gününe imanının belirtisi olarak ya hayırlı bir şey söyleyecek ya susacak ve Allah'ın buğzuna, Allah'ın gazabına uğramamak için de çirkin, kötü ve iğrenç sözlerden uzak duracak. İbadetler de işte bunu takviye etmeye çalışır. Ramazan ayında ne kadar az konuşursak o kadar az günah işleriz. Bir ay boyunca hiç kötü söz ağzına almayan insan da artık bir alışkanlık meydana gelmeye başlar ki ömür boyu artık sanki her gün Ramazan'mış gibi ağzını ve dilini kontrol altında tutmaya başlar. İşte ibadet burada bize bir önem katıyor. Yine Efendimiz buyuruyor ki men yadmanu li ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricleyhi yadmanu lehul cennet. Kim bana dilini korumak ve şehvetine sahip olmak hususunda garanti verirse ben de onun cennete gireceğini garanti olarak söyleyebilirim. Cennete gireceğim. Yani diline sahip olan ve Türk tasavvufundaki beline sahip olmak, şehvetine, nefsine yenilmemek cennetle müjdelenmek demektir. Gene dilimizin sebep olduğu, dilimizle ortaya koyduğumuz bu iğrenç konuşmaların tabii bir sonucu olan bir de bir kızgınlık vardır. Bir ashabtan birisi sevgili peygamberimize geldi, dedi ki evsini ya Resulallah, bana bir nasihatte bulunsana, bana bir yol göster. Bir şey de bana da ben onu yapayım da bir ayrıcalık edineyim. Efendimiz buyurdu ki la tağab. Sakın kimseye kızma. Sakın kimseye kızma. Bağırma, çağırma. Böyle zıvanadan çıkmış gibi konuşma. Ve feradde de mirarın fekalı la tağab. Bunu o kadar çok tekrar etti ki böyle habire la tağab, la tağab, la tağab dedi.
kızma, kimseye kızma, kimseye bağırma, kimsenin kalbini kırma. Çünkü bağırmak insanı haklı yapmaz. Tam aksine insanı haksız duruma düşürür. Demek ki bağırdığına göre demek ki haklı bir nedeni yok. Haklı nedeni olmadığı için bağırarak haklı duruma geçmeyi ümit ediyor. Anlayışı çıkar. Onun için Efendimiz buyuruyor ki sakın ha kimseye kızma. Ne yaparsa yapsın kızma. Şimdi bu olur mu? Olabilir mi? Bakınız ilginç bir şey, bir anekdot. Yani ilk Müslümanların iman anlayışlarını sergilemesi bakımından önemli bir ayrıntı. Hazreti Ayşe validemize yapılan o iğrenç iftiradan sonra bir iki ay hem Resulullah'ın evinde hem Hazreti Ebu Bekir'in evinde hem Hazreti Ayşe'nin kendi iç dünyasında büyük bir fırtınalar esmiş. Yani bir şeytanın yaptığı bir iş bütün o aileleri rahatsız etmiştir. Ashab-ı kiram rahatsız bu durumdan ne olacak ne olmayacak. Neyse ayet nazil olunca ki ne diyor ayet? Bunu duyduğunuz zaman hepiniz demeliydiniz ki bu büyük bir iftiradır. Niye demediniz diye de azarlanıyorlar. Yani onun bu fitne ve fesada inanır gibi olanları Cenab-ı Hak uyarıyor. Ama söyleyeceğim o değil, söyleyeceğim şu. Hazreti Ayşe ayetlerin nüzulünden sonra, kendisi tezkiye edildikten sonra bir sözü var Hazreti Ayşe'nin. Benim Kur'an'da tezkiye edilecek kadar önemli birisi olduğumu bilmiyordum. Şükür sana ya Rabbim dediğini hemen söyleyelim de. Babasına dedi ki, baba bu iftira yapanlardan birisinin kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum kimdi dedi. Şu uzaktan akrabası olan yarı meczup birisi, Hazreti Ebu Bekir onu çocukken büyütmüş. Hali hazırda da ona iş veriyor ve ona para sağlıyor. O dedi, yani birisi oydu. İnsani refleks olarak tabii ki Hazreti Ebu Bekir celalleniyor. Nasıl celallenmesin? Yani Efendimizin hanesine fitne soktu, Ebu Bekir'in hanesine fitne soktu. Hazreti Ayşe'miz, validemizi yemek yemeyerek hasta edecek şekilde perişan etti. Nasıl kızmasın? Vallahi bundan sonra o adama bir lokma ekmek vermeyecek. Derken biraz sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yanına geliyor. Diyor ki şöyle bir ayet geldi. Baksana ya Ebu Bekir. Ne diyor ayet? Ayet diyor ki içinizden bazılarınız sizlerle beraber ki o da hicret edenlerdendir o fesatlık yapan adam. Sizinle hicret eden insanlara bir eksiğinden dolayı kızıp da yemin etmek uygun mudur? Yemin etmesinler. Fel yafu vel yasfahu hoş karşılasınlar ve affetsinler. Ela tuhibbuna en yaghfirallahu lekum. Allah'ın sizi bağışlamanızı sevmez misiniz? O halde bu suçu işleyen adamın da bağışlanması durumunda da o da sevinecek. Bu ayeti okuyunca Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki ben yeminimi bozuyorum. 3 gün oruç tutacağım. O adama gene yedirmeye devam edeceğim. Yani burada demek ki hiç kimseye kızma sözü bir iman gereğidir. Bir peygamber öğretisidir, bir Kur'an öğretisidir, bir ashab-ı kiramın bir alamet-i farikasıdır. O halde müminin de kızmama konusunda önemli bir yeri olması gerekir. Kızmayacak, hiç kimseye kızmayacak. İçine çekecek, yutkunacak. Onları da Kur'an över işte. Yani öyle müminler vardır ki. Vel kâdımîle l-gayb vel âfîne anin-nâs. Kayızlarını ve kızgınlıklarını boğazdan yukarıya çıkarmazlar. Yani bağırıp çağırmazlar, onu yutkunurlar. Vel âfîne anin-nâs ve insanları her türlü eksiğine rağmen bağışlarlar diyor Cenab-ı Hak. Demek ki kızmamak da müminin önemli bir görevidir. Bir başka hadise de bir bakalım. Ashabtan birisi diyor ki ben peygambere gittim. Dedim ona ki bana bir şey söyle, bir emir ver bana. اَعْتَصِمُ بِهِ Benim yapışabileceğim, sürekli yapabileceğim bana bir şey söyle diyor Efendimiz'e.
Efendimiz buyurdu ki kul Rabbi Allah, de ki benim Rabbim Allah'tır. Sümmestakim, sonra da dost doğru ol. Davranışında, sözünde, özünde, gidişatında, her şeyinde dost doğru ol. Tamam dedim. Kulçu ya Resulallah. Bir de şunu da dedim diyor sahabe. Ma ehfefu ma tehafu aleyye. Benim en fazla bende olan neyden en fazla korkmam lazım? En fazla bende sahip olduğum hangi şeyden en fazla korkmam gerekir? Uyanık olmam, dikkatli olmam gerekir. Bana söyler misiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için diyor. فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ Bizzat Efendimiz iki parmağıyla kendi dilini eline aldı. ثُمَّ قَالَ Sonra dedi ki hala bu. Senin en fazla korkacağın, senin en fazla uyanık bulunacağın, sahip olduğun organın dilindir. Buna sahip ol. Yani bu ne demektir? Güzel konuşmak Müslümanın özelliğidir demektir. Güzel konuşmayanlar, çirkin konuşanlar, galiz konuşanlar, küfredenler, sahip sövenler, onlar Allah'ın gazabını peşinen hak etmiş insanlardır. Üstelik de yani zaman zaman böyle insanlar olur da onları televizyonlardan övenleri de görürüz. Bu küfürleri, galiz konuşmaları, Allah'ın gazabına neden konuşmaları yapan insanlar sırf kendi kafasından olduğu için, kendi sevdiklerinden olduğu için onun bu konuşmalarını televizyonda, onun bu sövmeleri milleti, ümmet için bir duadır diyebilecek kadar vicdanı kararmış ve dini algısı sönmüş insanlar da dinledim ben televizyonda. Yani birinin feş mekanın küfretmesi millet için duadır. Bu nasıl vicdansızlıktır? Bu nasıl insafsızlıktır? Yani dua demek Allah'ı yardıma davet etmek demektir. Ama Allah'ın gazabına neden olan küfürü Allah'a davet yardıma davet etme şeklinde lanse eden insanlar bu toplumda konuşabiliyor ve onları dinleyebiliyor ve onlara birisi siz ne diyorsunuz? Siz aklınızı mı oynattınız? Yani dua ile küfür aynı kefeye konabilir mi? Kimse demiyor. Bari bir söyleyelim. Olmaz öyle şey. Ve Efendimiz gene buyuruyor. El haya'u minel iman. Haya, yani bir şey söylerken şuralarında kızarıklık meydana gelmesi, çekinmek ve konuşurken acaba yanlış anlaşılır mıyım diye endişe taşımak imandandır buyuruyor Efendimiz. Haya imandandır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Vel imanu fil cennet. İman ise cennete girme nedenidir. Haya imandandır. Yani konuştuğum sözden acaba söz yanlış anlaşılır mı diye, birinin kalbini kırar mı diye endişe duyan, haya eden, çekinen insanın yaptığı bu davranış iman belirtisidir. İman ise cennete girme vesilesidir. Vel beda'u minel cefa. Çirkin ve kaba söz, sövmek, bağırarak konuşmak, kaba konuşmak ise kalp katılığındandır. Kalp katılığı ise cehenneme girme sebebidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani haya imandandır, iman cennet vesilesidir. Çirkin ve kaba söz kalp katılığındandır. Kalp katılığı ise cehenneme girme nedenidir. Şimdi bu çirkin konuşmalara, kaba konuşmalara, medya aracılığıyla sövüp saymalara dua diyebilen bu akıl fukarası insanlara şu hadisi de bir hatırlatmakta yarar vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki müflis kime derler biliyor musunuz? Bilmiyoruz dediler ya Resulallah. Müflis şudur diyor. İnnel müflise min ümmeti. Benim ümmetim içinde müflis, asıl müflisler şunlardır. Men ye'ti yevmel kıyameti bi salatin ve sıyamin ve zekatin. Kıyamet gününe namazda, namaz tekmil, oruç tekmil, zekat tekmil gelir. Ama bunun yanında ve etikat seteme hada filancıya söverek gelmiş. Bakın dua dediğiniz şey, bakın Efendimiz ne diyor? Filancıya sövmüş. Ve katefe hada filancının aleyhinde atmış tutmuş. Ve ekele mâle hada filancının malını yemiş. Ve sefeke deme hada filancının kanını akıtmış. Ve darabe hada filancıyı dövmüş. İşte feyyuta hada min hasenatihi ve hada min hasenatihi. İşte
bunları yaptığı adam bütün bu amelleri, ibadetlerinin sevabı ondan alınır. Bu işlerden herhangi birini yaptığına verilir. Ama fe'in feniyet hasenatu, eğer onun namazları ve oruçları ve zekat ibadetlerinden ettiği sevaplar bu yaptığı zulme, bu kötü, bu sövmeye denk düşmüyorsa uhide min hatayahum feturihat aleyh, sonra o bu işler, kötü konuşuyor, sövdüğü adamın günahları alınır, buna yükletilir. Sümme turiha finnar, sonra da cehenneme gönderilir. Yani bakın, siz söven adamın dua, adamın yaptıklarını dua olarak söylüyorsunuz ama iki cihan güneşi aziz peygamberimiz, muazzez dinimizin yegane kotarıcısı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, birine söverseniz bütün yaptığınız ibadetlerin sevabı ona gider. Eğer yetmezse onun, o kızdığın ve sövdüğün adamın bütün günahlarını sana yüklerler ve sen cehennemde gider yanarsın. Şimdi kötü konuşmanın, kaba konuşmanın, sövmenin, bağırıp çağırmanın dua olduğunu söyleyenler bunu da bir daha bir görmüş olsunlar. Yani insan biraz ağzında diline sahip çıkması lazım. Ağzından çıkacağı sözü bilmesi lazım. Hele din adına konuşacaksa, ki böyle bir yetkisi, hakkı da yok zaten. Öyle sokaktan gelmiş iki tane adam konuşuyor din konusunda. Onun sövmeleri millet için duadır diyebilecek kadar kalbi kararmış, İslam'a ters düşmüş, imandan mahrum kalmış insanları ne yazık ki bu milleti dinlettiriyorlar. Buna da buna milletin bir tepki vermesi ve ne diyorsun arkadaş diye de kalkıp karşılık vermesi gerekir. Efendimiz tekrar buyuruyor, لَيْسَ الشَّدِيُدُ بِالسُّرَعِ اِنَّمَ الشَّدِيُدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَلَقِ. Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen insan değil. Asıl pehlivan, asıl kahraman kızdığı anda nefsine sahip olan adamdır. Yani bakın, mümin tarifi bu da. Kızdığı zaman nefsine hakim olabilen, yutkunabilendir buyuruyor. Bir başka şey söylüyor Efendimiz. Deysel mu'minu bitta'an velel'le'an velel'fâhiş velel'bedi. Mü'min insan asla başkalarının kusurlarını başa kakan, 12'de bir yüzüne vuran, başkasına lanet okuyan, kaba, çirkin söz ve davranışlarda bulunan, edebe aykırı konuşan kimse asla olamaz. Buna dikkat edin. Mü'min asla başkalarının kusurlarını ha bile yüzüne vuran, lanet okuyan, kaba, çirkin söz ve davranışlarda bulunan ve edebe aykırı konuşan kimse asla olamaz. Yani müminlikle bağdaşmaz bunlar. Bunları bırakın savunmayı, müminlikle bağdaşmaz. Ne buyuruyor Efendimiz başka bir hadiste? İrfa'u ersinetekum anil müslimin. Dilinizi Müslümanların üzerinden çekin. Yani Müslümanlarla ilgili bir şey konuşmayın. Ve izâ mâte ehadüm minhum, tanıdığınız bir insan, bildiğiniz bir insan, sizden bir insan öldüğü zaman, fekûlû fîhî hayra, öldükten sonra ne kadar günahkar olduğunu düşünürseniz, onun sadece iyiliklerini bahsedin, ondan iyi bahsedin. Yani ölmüş insanla ilgili hele, şöyle kötüydü, böyle kötüydü, sakın demeye kalkmayın. Bu da imanı zedeler, bu da Efendimizin ahlak öğretisidir. Elbette ki Efendimizin bütün davranışları, bütün sözleri bizim için birer ışıktır. El-mu'minu ye'elefu ve yu'lef. Mü'min, kendisiyle iyi geçinilen ve insanlarla iyi geçinen insandır. Ve la hayre fî men la ye'elefu ve la yu'lef. Başkasıyla geçinmeyen, geçinemeyen, herkesle kavga edin. Kimseyle geçinemeyen insanda, kendisiyle geçinilemeyen insanda hayır yoktur. Böyle bir insan, böyle bir müminde hayır olmaz diyor Efendimiz. Bir başka şey söylüyor, gene dili koruma bakımından. Kefa bil mer'i ithmen en yuhaddite bi kulli ma semi'a. Bir insana her duyduğu lafı konuşması günah olarak yeter. Başka bir günah işlemesine gerek yok. Yani hiç günahı yok ama her duyduğu şeyi incelemeden, araştırmadan, doğru mu yanlış mı demeden konuşan adama o günah yeter. O cehennemi boylaması için o yeter ona diyor Efendimiz.
Hazreti Ebu Bekir'in naklettiği bir hadis var ki çok hadis nakletmemiştir Hazreti Ebu Bekir. Onun kendi Ebu Bekir'e sıttı, kendi tasdik edici, doğrulayıcı, doğru bir insan olarak ona da sanki ismiyle de müsemma gibi bir nakilde bulunuyor. Aleyküm bir sıdk buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Size doğruluk yaraşır. Doğrulu olmak zorundasınız. Fe innehu, bilmelisiniz ki doğruluk iyiliklendir. İyilikle beraberdir. Doğruluk demek iyilik demektir. Ve huma fil cennet. İyilik ve doğruluk cennettedir. Ve iyyaküm vel kezib, yalandan aman ha, sakın ha, yalandan uzak durun. Fe innehu me'al fucur, çünkü o kötülükle beraber, kötülük demektir. Yalan demek, kötülük demek. Yalanın her türlüsü kötülük demektir. Ondan uzak durun. Çünkü ve huma finnar, yalan da kötülük de cehennemdedir. Ashabtan birisi gene Safvan bin Süleym diyor ki, birisi geldi Efendimiz'e dedi ki, eyyekûnul mü'minu cebbânen, mü'min korkak olur mu ya Resulallah? Kâle aleyhissalâtu vesselâm, naam, evet dedi Efendimiz, buyurdu ki evet, mü'min korkak olur. Fekîle leh, ona dedi ki, eyyekûnul mü'minu bekhîlen, mü'min cimri olur mu? Kâle naam, evet buyurdu Resulullah. Olur. Fekîle lehu, tekrar dendi ki, eyyekûnel mü'minu kezzâben, mü'min yalan konuşur mu? Efendimiz buyurdu ki, fekâle la asla. Yani mü'minin cimri olabilmesi, mü'minin korkak olabilmesi, cesaretsiz olabilmesini normal karşı olabilir. Ama Efendimizin asla tecviz etmediği, mü'minde asla görmek istemediği bir şey vardır, yalan konuşmak. O kadar ki, yani yalanın şakasını bile Cenab-ı Peygamber yasaklamış. Yani yalan konuşan insan mümin olamaz anlamında. Mümin asla yalancı olamaz. Asla olamaz. Başka şeyler olur. Başka zaafları olabilir ama yalan zaafı olamaz. Buyuruyor ki Efendimiz, اَنَ زَعِيمٌ بِبَيْتٍ ف۪ي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءِ وَاِنْكَانِ مُحِكَّنْ. Haklı olduğu halde kavgadan ve nizadan uzak duran insan için cennetin bahçesinde bir köşk köşke sahip olacağına garanti ederim. Ben kefil oluyorum ki haklı davasında bile, yani böyle vesile bulup kavga çıkarmak demiyor, çıkarmayanı demiyor. Ona bir şey yapılmış, kavga ise haklıdır ama Efendimizin bu ahlaki öğretisine dayanarak haklı davada bile kavga etmekten uzak duran insan, yani kızmayan insan, yani saldırmayan insan için cennetin bahçesinde bir köşk verileceğine aleyhissalatu vesselam kefil oluyor. Ve bi beytin fi vesatil cenneh limen terakel kezibe ve inkâne mazihan. Şaka da olsa, yalandan uzak duran, bakın şaka da olsa, yalandan uzak duran insan için cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. Yani bırakın bütün hayatınızı yalana yüklemeyi, şaka anında, şaka halinde bile, şaka olsun diye bile yalandan uzak duranın özelliği var, ayrıcalığı var. Cennetin ortasında köşke sahiptir. Niye buna bu kadar önem veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Şakadan yalana başlarsınız, sonra ciddi işlere de taşırsınız onu. Çünkü yalanı bir yere taşımamak gerekir. Yalan müminin hayatında olmamalı. Ve seni bu kavle zur diyor Cenab-ı Hak. Asla asası olmayan şeyler. Yani yalandan uzak durun. Yalanı hiç kullanmayın. Ve bi beytin fi a'lal cenneti limen hasune huluku. Bir de ahlak güzel olan insan içinde cennetin en yüce makamında bir köşk sahibi olacağına ben kefirim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani ahlak güzel olmak demek, bunun içinde işte eline, beline, diline sahip olmak demektir. Yani bunu gerçekleştirebilen insan ahlaki bütün insan demektir. Şimdi bir başka şey daha söylüyor bize Cenab-ı Peygamber. Bu da çok önemli. Bize diyor ki la tedhulul cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe asla cennete giremezsiniz. Diyeceksiniz bunda ne var diye. Bunu biz de biliyoruz.
Ama devamını bilmediğimiz anlaşılıyor. Niye? Tu'minu, Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki devamında. Ve la tu'minu hatta tahabbu, birbirinizi sevmedikçe, yani fikir hayatınızda düşman olmadıkça, bütün insanları sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İşte bilmediğimiz bu. Ve la tu'minu hatta tahabbu, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Sonra da bize bir yol açıyor. Evvela edullukum ala şeyin ila fealtumuhu tehabebtum. Size bir şey söyleyeyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirinizin birbirinizi sevdiğinizi ortaya koyacak ve birbirinizin sevgisini meydana getirecek size bir şey söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. Efşü selamı beynekum. Selamı yayın aranızda. Çünkü selam İnsanı mutlu eder. Yani konuşmaya, satır başı açmaya yarayan bir şeydir. Şimdi yolda gidiyorsunuz, tanımadığınız bir adam size selamun aleyküm derse siz de hoşunuza gider ve aleyküm selam der de hal hatır sorarsınız. Eğer yabancıysanız da artık yabancılık kalkar ortadan. Çünkü size Allah'ın selamıyla yaklaşan birisini görmüş olmak, en yabancı bir yerde biri olsanız size güç verir. Onun için birbirinizi sevmedikçe, bu birbirimizi sevmek iman gereğidir. Birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olamayacağız. O halde birbirimizi sevmenin olmazsa olmazlarından dilimize sahip olmaktır. Yalan konuşmamaktır, kötü söz söylememektir, sövüp saymamaktır, bağırıp çağırmamaktır. Yani dilimize de böyle sahip olacağız. Peki başka ne diyecektik? Yani insanın şimdi eline ve diline sahip olduğu mümin. Şimdi bir de beline sahip olma şeyi var, ilkesi var. Yani İslam dininin ahlak potansiyeli içinde. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً Cenab-ı Hak buyuruyor ki sakın zinaya yaklaşma bile yaklaşma. Yani sonuçta zinaya götürebilecek her türlü davranıştan uzak durun. O çok çirkin bir şeydir. O ne kötü yoldu diye de söylüyor. Bir başka ayette وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Açık veya gizli hiçbir utanç verici eyleme yaklaşmayın. Gene Efendimiz'e emir, dolayısıyla bize kul de ki ey peygamber, innema harrame rabbiyel fevahiş. Benim Rabbim açık ya da gizli, utanç verici bütün davranışları, vel ithme vel bağ, günahın her çeşidini, başkasının elindekine haksızlıkla el uzatmayı, Allah'tan başkasına hakkında hiçbir delil indirmediği halde tanrısal nitelikler yakıştırmayı ve bilmediğiniz şeyi Allah'a izafe edip yakıştırmayı yasaklamıştır. Yani haram kılmıştır, yasak kılmıştır. Neyi? Utanç verici davranışların gizlide yapılanı da açıkta yapılanı da. Günahın her çeşidini, başkasının malına haksızlıkla el uzatmayı, Allah'tan başkasına bir delil olmadığı halde Allah'tan başkasına tanrılık izafe etmeyi ve bilmediğini şeyi Allah'a izafe edip yakıştırmayı Allah Teala haram kılmıştır. Efendimiz de bu anlamda bir şey söylüyor, şöyle buyuruyor. Hucicetin naru bis şehevat ve hucicetin cennetu bil mekarih. Cehennem şehvet perdeleriyle örülmüştür. Yani onun etrafında böyle şehvet perdeleri var. Onları kaldırmadan oraya onları kaldırmasanız direkt oraya girersiniz. Cehennem şehvet perdesiyle örülmüştür. Orada ancak şehvetinin esiri olanlar girer. Yani bu örülmüş olan şehvetle örülmüş olan cehenneme şehvetine esir olan, mağlup olan, şehvetine sahip olamayan, nefsini koruyamayan, onurunu koruyamayan insanlar girer. Yani bu da beline sahip olmanın Efendimizin ağzından ifadesidir. Cennetin etrafı da buyuruyor Efendimiz zorluklarla örülmüştür. Yani öyle direkt hiçbir şey yapmadan cennete koymazlar adamı yani. Oraya da bu zorlukları aşanlar ancak ulaşabilirler. Yani öyle çok kolay değil. Nedir bu zorluklar nedir?
İşte Allah'ın emrettiği ibadetleri yerine getirmek, Allah'ın yasak kıldığı bütün şeylerden uzak durmak, işte elle yapılan her türlü olumsuzluktan uzak durmak, dili korumak, muhafaza etmek, dili yalandan, gıybetten, dedikodudan, hakaretten uzak tutmak. Dilimizin yaptığı şeylerden, yani en önemlilerinden birisi de gıyapta konuşmak. Yani meydanda olmayan bir insanın hakkında konuşmak, cemiyette olmayan bir insanın hakkında konuşmak veya dilimizi işte alay etmek, dalga geçmek birisiyle, onu küçük düşürecek sözler sarf etmek veya hakaret etmek. Tüm bunlar işte cennete giden yol üzerindeki engellerdir. Bunları kaldıracağız ki cennete gidebilelim. Özetlemiştir onu bizim tasavvuf geleneğimiz. Eline, beline ve diline sahip olacaksın. Mümin, mümin olmayandan farklıdır. Müminin eli, dili, beli, mümin olmayanın, inanmamış insanınkinden çok farklıdır. Hayra yöneliktir, güzelliklere açıktır ve kötülüklere asla meydan vermez. Yani müminin özelliği, mümin kendisini de ölçerken ve tartarken inanmamış insandan bir farkı var mı? Konuşması, yaşaması, yemesi, içmesi, insanlarla ilişkilerinde. İnanmayan insandan bir farkı var mı? Yok mu? Bakmalı. Yoksa biraz düşünmeli. Niye yok? Yani ben de o inanmamış ve inandım ama aynı lafları söylüyoruz. Aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı şeyleri yiyoruz. Aynı işi yapıyoruz. Bunu söylemeli. Bu Ramazan ayı orucu tutan, Ramazan'da oruç tutan insanlar da kendilerini ölçmeliler. Şimdi inanmadığı için veya yani keyfi olarak oruç tutmayan insan sorumsuzca konuşabilir. Oruç tutan insan diyebilmeli ki ya benim oruç tutmayan insandan ne farkım var acaba? Yani oruç tutmayan adam da trafikte küfredip bağırarak konuşuyor. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Peki orucun ne faydası var bana diye sormalı. Sormuyorsa yani yaptığımız ibadetlerin sadece bir görsel bir tarafı olduğunu ortaya koyar. Yani bir etkisi yok, içselleştirilmemiş, sadece adet olarak, alışkanlık olarak yapıla gelmekte olan şeylerdir ki müminin bu konuda da hassas olması gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle dua eden insanları övüyor, ey Rabbim, müminleri övüyor, ey Rabbimiz bizi inkarcılara karşı, bizi Müslümanın düşmanlarına karşı bizi mahcup etme, bizi imtihan vesilesi yapma. Yani bunlar ne biçim Müslüman, detirtme bize diye dua edenleri Cenab-ı Hak takdis ediyor. Bu duayı yapan insan, böyle bir dua yapan insan da öyle olmaması için elinden geleni yapacak. Yani gayrimüslimi, inanmamış insanın gözünde şu ne biçim Müslüman, detirtecek bir davranışta bulunmamamız gerekir. Bu sözümüz de olur, bu eylemimiz de olur, davranışımız da olur. Efendim, yaptığımız işlerle olur. Her ne şekilde olursa olsun, biz dinin onurunu kendi onurumuzdan fazla korumakla yükümlüyüz. Korumakla mükellefiz. Yani ben Müslüman olarak bir yanlış yaptığım zaman bu sadece bende kalmıyor. Bu muazzez dinimi de içine alıyor. Yani muazzez dinime de buradan el uzuyor. Dolayısıyla benim göstereceğim bir güzellik dinin güzelliği olacak. Benim göstereceğim bir kötülük ya benim ortaya koyacağım bir olumsuzluk da dine mal edilecek. O bakımdan da bizim sadece kötülük işleme günahı almayacağız. Bu dini kötü gösterme, dini olumsuz gösterme, dini böyle acayip gösterme günahının da karşılığını mutlaka göreceğiz. O halde dikkatli olmamız lazım. Hem kendi onurumuzu mümin olarak hem de gönülden bağlı olduğumuz dinimizin onurunu güzel davranışlarla korumak zorundayız diyorum. Hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. İftarlarınız bereketli, sahurlarınız makbul ve oruçlarınız, ibadetleriniz Allah'ın katında değer ifade edenlerden olmayı nasip eylesin diyorum. İyi akşamlar diliyorum.